20 yıl önce Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Enerjisi kitabında. Bu kitabı da Amerika'daki post doktora yaptığım tarım çiftlikleri'ndeki çalışmalarım, sonra Rusya'daki 15 yıllık kozmik ve stratejik araştırma merkezlerinde hayvan deneylerinin yapıldığı çok önemli uzay merkezlerinde eşimle birlikte 93 yılından 2008 yılına kattığım çalışmaları kitaplaştırdım. Ve bu kitapta Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Enerjisi kitabında dünyayı idare eden bu küresel sermayenin, şeytan aklının, ben öyle bu tabir bana aittir, şeytan aklının yazdığı senaryoyu şu anda Türkiye'de 60 kuyuya birileri de bu küresel sermayenin Türkiye'deki uzantılarının tetikçileri, köleleri de çıkarmaya uğraşıyorlar. Aslında ne atılan bir şey var ne çıkarılmaya çalışan. Ben hiçbir zaman birilerinin attığıyla meşgul olmadım. Çünkü ben bunları yaşadım, gördüm ve bugün bu salgın diye bize addedilen korona sürecinin tamamen yıllar önce hep ben bunları anlattım. Bakın dünyada pek çok Venom diye filmler var. İngiltere'den yapılmış. Yani 8 sene önce 2018 yılında yine İngiltere ve bu filmleri yapan da yine küresel sermayenin dünyayı idare eden 10 ailesinden birisi. Yani bu şeytan üçgeninin bir tepesi, bunun üçleri var, yedileri var, 11'leri var, 40'ları var. Malum bunu artık Illuminati'nin yapısını herkes biliyor. Bu yapı bugün Amerika'da Trump'ı indirdi. Yani Trump seçimi kaybetmedi bana göre. Ama medyayı elinde kim tutarsa hakim odur derdi. Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir gün bundan belki de 30 sene önce hatta 40 sene önce Fatih'te bir konferansını dinlemiştim. Soruyordu orada. Bugün hepsi içinde başbakanlık, bakanlık yapanlar var. Dünyayı kim idare eder derdi. İşte devletin güçleri nelerdir diye sorduğunda İşte yasama, yürütme, yargı, malum şeyler, hayır derdi. Dünyada tek güç medyadır derdi. O ne derse olur derdi. Hakikaten bugün Amerika'da ki bizim Müslüman ve Türkiye ve insanlık adına 10 son devlet başkanı içinde dünyayı savaşa sokmayan, hiçbir yeni saldırı açılmayan ve Dünya Sağlık Örgütü'nü Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkaran, İnsan neslini bugün koronayı tetikleyen 5G, radyoaktif salınımı engelleyen, bakın, ve milli ve ulusal bir davranış gösteren Trump'ı bile seçim hileleriyle indirdiler. Hani takdir ettiğimden falan değil ama düşmanının bile hakkını vereceksin. Burada biz getirdik, aynı kovulan Dünya Sağlık Örgütü dünyada bir yerde olur. Biz de hem Ankara'da hem Antep'te, şimdi İstanbul'a da aldık, diplomatik statü verdik. Bunların izahını büyüklerimiz daha iyi bilir. Sadece milletimizi uyandırma açısına söylüyorum. Yani bu ülkede 205 tane üniversite, 1 milyona yakın bu sahada akademisyenin suskun kalması, İtalya'da bugün salgın diye bildirilen şeylerin, biliyorsunuz bunlar da adli tıpta test yaptırmadan gömülüyor, karşı çıkması, yaptırılması, asla bunun bir viral enfeksiyon olmadığını, toplu mikrop toplusu veya bir bakteriden kaynaklandığı, pıhtılaşmayla bağlı olduğu, GSM operatörlerinin insan oksijen dengesini bozduğu için venözlerde sıkıntı yarattığı gibi, dün Halil Şılgın Bakan'ın bir paylaşım yapmış, eski Sağlık Bakanımız. Hı hı. Rusya'da da Dünya Sağlık Örgütü'nün aleyhine şu an yapılan çalışmada testler yapılmış ve hakikaten ana aort damar ve diğer damarlarda kan pıhtılaşmasından ölen insanlar, oksijenin kandaki akımı engellendiği için bu gibi sonuçların oluştuğu ve bunun çaresi de ne biliyor musunuz? Sadece bir parasetamol, bir aspirin, bitkisel dünyada da biberiye, kanı 10 kat aspirine göre sulandıran, bunlarla çözüldüğünü görebildik ve bu dünyadan gizlendiyse, bu haber doğruysa, acaba bu kadar bu üniversite, bilim adamı, bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı ne yapacak merak ediyorum. En azından bizde de bunun bir İtalya, bir Rusya kadar bir bilim adamının çıkıp, dünya bilim buluş adamlarının %85'i Türk ve Müslüman alimleridir. Sultanahmet'te Sayın Cumhurbaşkanı bunun müzesini açmıştır. Yani daha Amerika kurulalı 200 yıl, Avrupa'nın savaşları, 100 yıl savaşları
100 yıl oldu biteli. 1500 yıllık şerefli bir Türk tarihi, 1500 yıllık İslam tıbbını reddederek John'un, Ivan'ın, küresel sermayenin salgın diye bize sunduğu, bununla yapılan, alınan tedbirlerle ülkemizin spekülatif olarak suni bir takım ekonomik tedbirlerin alt üst edilmesi, halkımızın fakirleştirilmesi, üretimin azaltılması bu ülkeye yapılan en büyük ihanettir. Cumhuriyet tarihinde bu kadar büyük ihanet yapılmamıştır. Biz bunları söyledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız ayrı bir genelge yayınlayarak, biliyorsunuz geçen yıl bugünlerde başlayan bu salgında hiçbir köylü çiftçi tarlasına gidemedi. Ben ekolojik organik tarım yapıyorum bu ülkede. Sözleşmeli tarım yapıyorum. Git diyorum tarlaya gübrele, jandarma göndermiyor. Sen bana bağla o jandarmayı diyorum. Hemen diyorlar geçsin. Bir genelgeyle bunları düzeltebildik de bu ülkede üreten çiftçiler, köylüler tarlalarına gidip üretti. İşte bu oyundur. Devleti Ankara'dan yönetilmez. Devlet akil insanlarla, liyakatlı, ehliyetli, sahada yaşayanların bilgileri alınarak yönetilir. İşte bu hatalardan biz döndürdük ama nerede bunu döndürecekler? Devlete sırtını dayamış akademisyenler, gazeteciler, moderatörler niye susuyorlar? Niye ana haberde, niye bir gazeteci bunu yazmıyor? Biz ne yapacağız üretim olmazsa? Boğaza su bağlayıp deniz suyu mu içecek bu insanlar? Ne yiyecekler? Bu hatadan dönülmüştür. Bugün de son verilen kararla da isabetli bir karar olmuştur. Olmuştur ve insanlar tarlalarına, bağına, bahçesine, işçi içine, herkes okuluna gitmiştir. Bunun da böyle olması zorunludur. Son noktayı söylüyorum. Biz Cenab-ı Allah'ın bahşettiği Kur'an'a göre hiç düşünmez misiniz, hiç akıl etmez misiniz noktasında ben düşünüyorum. Şimdi akıl vermiş. 2 daha 4 eder. 2018 yılında gripal enfeksiyon türleri var. İşte SARS'tır, MERS'tir, domuzdur ve griptir ve zatürredir. Çeşitleri var. Bunları o zaman ayrı gösteriyorlardı. Toplamı 2018'de akılda kalsın diye söylüyorum. 18 bin küsür kişiydi yılda. Hı hı. 2019'da 19 bin kişi. Bakın bu ayı keşfetmeye gerek yok. Devlet İstatistik Enstitüsü basıyorsun orada çıkıyor. 2020 yılında da gördük 20 bin küsürdü. Yani bu üstten de toplasan, sağdan da toplasan bu 2 daha 4 eder. Peki salgın nerede? Ben size soruyorum. Şov gibi televizyonda habercisiniz siz. Haber programı yapıyorsunuz. Bir gün bunu gündeme getiren bir haber müdürü oldu mu? Hiçbir kanalda. Olmadı. Getiremez. Çünkü yukarıdan verilen verileri söylemekle yükümlü bir duruma getirildi ülkemiz. Dolayısıyla bugün bir salgın yoktur. Dün korona vardı, adı MERS'ti, SARS'tı, domuzdu. Bugün var, yarın daha farklı zaten mutasyonları var. Ona isim vermiyorlar şimdilik. Dolayısıyla belki 3-5 aşağı yukarı, hani artı eksi 300-500, o da insan ölmüştür. Niye? Sen adamı evine kapatırsan. İnsanı eskiden ağzını kapatıp öldürürlerdi. Şimdi maske taktırıyorlar. Ha takmayalım mı? Takalım ama nerede? Mikroplu mahallelerde, yani itfaiyeci yangına giderken miğfer giyiyor, savaşa giden zırh giyiyor. Sen de mikroplu ortamlara girdiğinde tabii maskeni tak. Ama insanlara güldürmeyin yahu. Ya bunu kediler akıllı olsa, hani insan akıllıyım diyor ya, akıl edemiyor. Kedi kadar aklımız yok. Yani sivrisinek kadar, karınca kadar aklı olsaydı bu milletin. Bak bunun da sebebi iyot eksikliğidir. Çünkü karınca, sivrisinek margarine konmuyor, mısır şurubunu yemiyor. Ama biz yiyoruz. Bak akıllıyız diyoruz. İşte o akıllı insan ya bu maskenin kalınlığını ölçüp bir gün sorsa, yani yazılıyor ya içindekiler, yazılmadı. Sıfır, onun bir düğüm aralığının milimetrenin onda biri olduğunu okusa, öğrense, biri anlatsa, bir. İkincisi mikrobun bundan 600 ile 1200 kat küçük olduğunu düşünse, o aradan demek ki 600 tane COVID çok rahat geçecek. Senin maskenin hiçbir emniyeti yok. Artı yine Amerika'da ve Avrupa'da, benim çocuklarım doktor, eşi ihtisas yapıyor Avrupa'dalar, Frankfurt'ta. Hocası bir video yollamış, göğüs cerrahı, diyor ki
oksijen oranı %22'nin altına düşerse organ organlarında ölüm başlar diyor. Şimdi maske taktığınızda %16'nın altına düşüyor. Dolayısıyla yani siz maske takarak her zaman insanlara okulda, mektepte, yolda, dışarıda yürürken, şimdi ben Karadeniz'deyim, deniz kenarında yaşlılar var, emekliler, korkmuş gelmiş vuruyor, ağzı maskeli, adam iot alacak alamıyor, oksijen alamıyor, çocuk bebe bisiklete binmiş, ağzı maskeli, kalp krizi geçirip ölecek. Sen zaten hastanede ölenlerde ilk günlerdeki oyunları biliyoruz, işte herkese enfüte yaptılar, getirdiler, taktılar, sonradan dediler ki bu yanlışmış. Bizim insanımız kobay mı? Anadolu insanı kobay mı? Yani neden bir bilim adamı çıkıp bunu söylemiyor? Dolayısıyla salgın diye ne düşünecek bir hastalık düşünülüyorsa ben buradan sesleniyorum. Yine Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Türkiye'de ortalama günde 1500 kişi ölüyor. Artı eksi 100 değil. Mevsimsel şartlara göre. %40'ı kalp damar dolaşım. %20 artı eksi yine 1-2 kanser. Grip kaç biliyor musun? Grip toplusu. Mesela bu sene dediler ki işte zatürre yok, o yok, bu yok, SARS yok, sadece korona var dediler. %2 ile 5 arasında değişiyor. Şimdi sen %40 ile mücadele etme, salgın deme. %20 kanser var deme. Ki obezite de bir kanser türü gibi düşünülürse. Niye diyemiyorsun? Çünkü bunların arkasında büyük karteller var. Büyük kimyasal sektörler var, büyük iş adamları var, pestisler var, Çin tuzu var, 1500 emilgatör var, bakın gübreler var, efter tohumlar var, kimyasallar var, en büyüğü de insan neslimiz yok eden mısır şurubu var. Şimdi evet, bunların kimler tarafından bu ülkede muhafaza edildiği, ithal edildiği araştırıldığında yukarıdaki küresel sermayenin adamlarının Türkiye'deki aidiyeti ona tutan, gayri Türk ve gayri Müslüm diye adlandırdığımız veya onlara kölelik eden iş adamı görünümlü insanlar mı diye Sayın Cumhurbaşkanı ve bir gazeteci bulup bunu araştırması lazım. Ama bu ülkede delinin atlayıcı çıkarmaya çalışan bir haberci ordusu var. Bunu üzülerek söylemek zorundayım. İşte bir de doğruları söyleyen, haksızlık karşısında görmedim, duymadım, işitmedim diyen, bizim gibi ebedi saadeti düşünen insanlar var. Niye biz geçen hafta trend olduk, en çok izlenen video olduk? Çünkü bu ülkede doğruları söyleyen ikinci, üçüncü, dördüncü adamlar elimin parmaklarından daha az. Onun için ben burada kanalında senin sıfır noktasında bu milletimizi koronadan korkmayın. Korona diye bir şey vardır ama salgın halinde değildir. Ölüm oranlarından değil, bağışıklığınızı düşüren gıdalardan korkun. Bağışıklığınızı güçlendirin. Bundan sonra gelecek diğer tetikçilerine, hani dalga geçişleri diyor ya, ben dalga geçiyorlar diyorum. Dalga geçişleri olabilir yine. Siz bağışıklığınızı güçlü tutun. Ne koronadan, hiçbir şeyden korkmayın diye söylemek istiyorum. Niçin insanlar korkutuluyor? Yani ne amaçları ne? Maranki Hoca diyorlar, yüksek sesle konuşuyor. Ya bu küçük anlattığımız zaman böyle hani anlatıyor ya, bazı bitkiciler var. İşte iki saatte ya, hayat kısa, vazifeler çok. Bak bu küresel sermaye Amerika'da Trump'ı indirdiyse, tamam mı? Bu küresel sermaye dünyayı dizayn etmek için Illuminati'nin hedefinde Chicago'da, Amerika'da 11 yerde, ben bütün Amerika'yı Florida'dan, Miami'sinden tut da Nevada'dan 51. bölgeyi bu gözlerimle gören birisiyim ya. Bunları konuşalım. Bu ülkede Ankara'da oturmuş, üniversitede A4 kağıdında doktor, profesör olmuş, gazeteci olmuş, adam Azerbaycan'ı anlatıyor, Azerbaycan diyor. Bunu söyleyen kim biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığımızın danışmanları, Dışişleri Bakanlığı mensupları, büyükelçiler söylüyor. Bu ülkenin ihanetini görüyor musunuz siz? Ehliyetsiz, liyakatsız olmak. O pencerelerden bunlar görülmüyor aziz kardeşim. Küresel sermaye yazmış 10 emir, birinci maddesi. Dünya nüfusunu diyor bize kölelik yapacak. Ekmeğimizi, aşımızı, tuvaletimizi, yolumuzu, arabamızı, dünyamızı temizleyecek. Köle olacak 500 milyon insanı hayatta tutacak. Diğerleri diyor bu dünyamız için fazla. Bunlar diyor öldürülmeli kararını icra etmek için bunlar.
dünyada üretilen hiçbir ilacı, hiçbir sağlıkla ilgili bir argümanı hiç kesinlikle bir doktor, bir bilim adamı bulmamıştır. Bunları bulanlar sanayiciler, iş adamlarıdır. Biliyorsunuz sanayi inkılabından sonra bakalit bulundu ve malum Rothschild ve Rockefeller ailesi o güne kadar olan işte aspirin kavak ağacının kabuğundan, işte bilmem neler bitkilerden yapılırken sonradan sentetik dünyaya geçildi. Dünyada şifacılar Amerika olmak üzere başta Kızılderililer ve Avrupa'da yok edildi. Türkiye'de de Cumhuriyet'le birlikte kurulan yasalarla bazı kanunlar çıkarılarak bu insanlığın hastalandırılması için. Bakın altını çiziyorum. Cumhuriyet'le birlikte medenileşiyoruz diyerek demokrasiye geçtik. Çok partili sisteme geçtik diye Cumhuriyet'in içindeki işte mesela 10 yıl 23'ten 33'e kadar olan dünya Türkiye'nin dışında Mustafa Kemal'in dışındaki daha sonraki zamanlarda olan şeylerde çok partili sisteme daha çok geçildiğinde efendim ihanet başlamıştır. O 500 milyona düşürmenin uygulamaları kanunlarla bu ülkeye içimizdeki Türkiye'de son 100 yılda söylüyorum Cumhuriyet öncesindeki 100 yıl ve sonrasında bizim bu toprakları idare edenlerin ekseriyeti 600 aileden 40 bin kişi gayri Türk, gayri Müslüm, sapı tapı bizden olmayan insanlardan seçilmiştir. Bugün Abdülhamit Cennet Vekan bin yıllık dünyaya medeniyet dağıtan bir imparatorluğun, devlet-i aliyenin eline ilga raporu verenler kimlerdi? İki Rum, iki Türk, iki Ermeni, iki Rum değil miydi? İki Yahudi değil miydi? Dizilerini devlet televizyonda izliyoruz her ne kadar yanlış ve yalan da olsa. Bakın bu dizilerle de ikinci bir oyun yapılıyor. Osmanlıymış, Selçukluymuş, Osmanmış, Abdülhamit'miş. Bugüne kadar Abdülhamit'e muhabbeti olanların onun karısının, kızlarının, çocuklarının yaptığı ahlaksız aşk hayatları ve yanlış hareketlerle şu kadarcık olan Abdülhamit sevgisi de benim vergilerimle ödenen devletin televizyonundaki paralar ödenerek yok ediliyor. Bu da gizli bir gri propagandadır. Bakın çok önemlidir. Biz şimdi bir öyle bir Ertuğrul kafamızda var ki, öyle bir Alparslan var ki kafamızda, öyle bir Osman Gazi var ki onun karısının aşk ihtirası içinde olduğu, İslam şeriatında kadının kadını kıskanmaması, evlilik şartları ki bu böyle olmuştur birkaç hanımı şekil şartlara uygun olarak bunu televizyonlarda irite edilerek, ajite ederek bu toplumun gözüne sokmaları da en büyük ihanetlerden birisidir. Ruh yapısı çöken insanların bakın sağlıkları da çöküyor. Gıdalarla vurdular bizi. Getirdiler gıdaları, epter tohumları getirdiler. Gıdalarla insanımızı kontrol altına aldılar. Hastalandık. Getirdiler hemen, aman dediler, hastanelerimiz var, MR'larımız var, bu var, teknoloji var. Hatta şehir hastanelerini kurduk, 5 yıldızlı dedik. İnsanlar kalmak istiyor diye haberler yaptık. Ha illa hasta olacaksak 5 yıldızlı bir odada kalalım. Ama bir ülkede adalet sarayları devasa ise, bir ülkede hastaneler devasa ise o ülkede 2 şeyden söz edilebilir. Ben Profesör Sabahattin Zaim Nevzat Yalçıntaş Turan Yazgan'dan ilmi siyaset, sosyal siyaset, çalışma ekonomisi doktorası alan biriyim. Şayet bu iki müessesede çok ihtiyaç var da o ülkede sağlıksızlıktan söz edilir. Adaletsizlikten söz edilir. Bunlarla övünmek çok yanlıştır. Bunların yerine sağlıklı yaşam merkezleri kurmak lazım. İnşallah onun için işte bu savaşlarla, ilaçlarla ve SARS gibi suni gündemler, onlarla yapılan eve kapatmalar vesaireler ne oluyor? Tabii ki insanımız işte bloke oluyor, hücreleri içine kapanıyor ve dolayısıyla sağlıksız bir hayat neticede de ölümlere sebep olabiliyor diye söylemek istiyorum. Hedefleri insan neslini iyileştirmek değil, insan neslini öldürmektir. Şayet bunlar, bakın Aziz Bey kardeşim, bu batılı devletlerin ve Dünya Sağlık Örgütü, IMF, FAO,
veya UNESCO gibi Birleşmiş Milletler'in 21 organını hazırlayan birisiyim ben Türkiye'de. Bunu Türk dünyasında kitaplaştıran biri gibi söylüyorum. Bakın Profesör Doktor Sabahattin Zaim'in doktora talebesi olarak. Bugün son 10 yılı söylüyorum, geriye gitmiyorum. Bugün Avrupa'nın göbeğinde Bosya'da 400 bin kişinin ırzına geçilip fabrikalara kapatılıp 8 bin kişi yakılmadı mı? Neredeydi bu Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü? Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de bugün bu fosfor bombaları atılırken, ağır uranyumlu silahlar kullanılırken, kadmiyumlu, osmiyumlu, radyoaktif yüklü bombalar atılırken neredeydi Dünya Sağlık Örgütü? Hiç duydunuz mu dünyaya yaptığı bu saldırı? Hiç duymadık. Balkanlarda, Çeçenistan'da soykırım yaşanırken, Kafkas halkları üzerinde Rusların açıklarını ortaya çıkaran, duyduk mu? Duymadık. Bugün Türkistan'dakileri duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Nerede Dünya Sağlık Örgütü? İşte bunları sorabilecek bir erk, bir güç lazım. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyük bir demesindeki en önemli, ne zaman birlik içinde olacağız, bir olacağız, güçlü olacağız. Ama maalesef bunlar bugün 105 İslam ülkesinin belki de 100 küsürü tamamen bu Illuminati'nin kontrolü altındadır. Sadece dünyaya mesaj verebilecek tek, normları uygun, stabil yürüyebilen tek ülke 22 milyon kilometre kareden 780 bin kilometreye mahkum edilmiş, şehit kanlarıyla yürümüş Anadolu topraklarıdır. Bu Necip milletin torunlarını Osmanlı yıkarak Oğuz neslinin elinde alıp dönmelere verdiler. Bunlardan kurtulup tekrar gerçek Türk İslam toplumunun eline geçtiği gün kurtuluş olacaktır diye düşünüyorum. Bu gavur dediklerimizin, bu dünya uluslararası örgütlerin içimizdeki tetikçilerle bize, insan sağlığına ve dünyaya yapacakları hiç faydalı bir iş yoktur. Demin örneklerini saydım. Yapsalar da orada örneklerini görürdük diye söylemek istiyorum. Hocam şimdi biraz da işin sağlık boyutuna geçelim isterseniz. Çünkü hepimiz biliyoruz artık, bağışıklık bu süreçte çok önemli. Peki bizim bağışıklığımızı düşürmek için mi mücadele ediyorlar ve bu mücadele içerisinde olan kişiler kimler? Arkasında kimler var? Evet, çok güzel aziz kardeşim. Bunu da şöyle söyleyelim. İşte bunu bir gün ben bekliyorum ki bizim devletimizin, Cumhur İttifakı hükümetinin, Sağlık Bakanı'nın, koca yürekli Sağlık Bakanı'nın bilim kurulundan biri çıkıp kardeşim bak şu anda ölümlerin %82'si yaklaşık kronik hastalıklarda vuku buluyor. Yani ne demek? Tansiyon hastası, şeker hastası, kolesterol hastası veya ameliyat olmuş hastalar. Bunların ölümleri daha çabuk oluyor. Peki bu insanlar neden şeker hastası oldu, kolesterol oldu, tansiyon oldu? Neden? Yedikleri gıdadan, içtikleri sudan, soludukları havadan oldu. Ekolojimizi bozdular. Florayı mahvettiler. Faunayı bozdular. Habitatımızı kirlettiler. Gökten uçak aşağıya alüminyum yağdırıyor. Bört böcek öldürülüyor. Arı nesli yok ediliyor. Arı nesli yok olursa döllenme olmaz. Kıtlık başlar. Sulara inen bu zehirler ne oluyor? Kimyasallar, pepsisler, böcek öldürücüler, tarlaya verilen ağır azotlar, zararlı bitkileri yok etmek için kullanılan inseksitler, böcek ilaçları, bütün bunlar sularla denizlerimize, havaya taşınıyor. Floramızı, faunamızı, habitatımızı bozuyor. Bakın ben isterdim ki gıdalarımıza verilen hormonlar, gübreler, zaten senin yediğin bütün gıdalar hibrit, epter, beyin kodlarında yok. Bak yok. Beden bunu tanımıyor. Sen şimdi suni eti üretmişsin, müsaade etmişsin. Yani suni etle şimdi suni bir tane heykel yapalım burada. Onunla aç sevgi yapalım, çocuk olur mu? Olmaz. Bugün niye çocuklarımız olmuyor? Çok kalıcı bir misal verdim. Şimdi sen suni şeyler yiyorsun. Suni şeyleri yediğin için de senin çocuğun olmuyor. Bunlardan sana hastalıklar geçiyor. Bunların içinde mikroplar var. Bakın bugün dolayısıyla çevre kirliliği, bulaşıcı hastalıklar, frengi, Neisseria gonorre, gonokok türleri, Treponema pallidum türleri, bel soğuklukları, herpes zoster, simsekler almış başını gidiyor. Bakın
bütün bu çalışmaların hedefinde bir şey var. Doğurganlığı önlemektir. Nesli yok etmektir. Nüfusu azaltmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, 5 çocuk istiyorum dursun. Bunu diyeceklerine güzel bir şey, tebrik ediyoruz. Sen mısır şurubunu yasaklasana bu ülkede. Tip 1 diyabet, astım, alerji, bütün hastalıkların. 2, epter tohumlar. 3, Çin tuzu. Bakın MHP önerge vermişti. Kayboldu, kadık oldu, gitti. Monosodyum glikomat, dünyanın en zehirli gıdası. Yediniz mi? Bana göre zehir. Yediniz mi? Bir daha bırakamazsınız. Şimdi çocuklar evde yemek yemeye başladılar. Ve ne görüyoruz biliyor musunuz? Anne diyor ki evde köfte yapıyorum diyor. Çocuğum bunu yemiyor diyor. Niye diyorum? O aldı ya, zehirlendi ya mono Çin tuzunun tadını. Tatsız geliyor evdeki köfte. Yani artık çocuklarımızı Nescafe'lerle, bilmem nelerle, Çin tuzlarıyla, fast food'larla elimizden aldılar. Bugün trans yağlar 40 derecede yanınca kanser olduğunu bile bile hala devletin televizyonda cipsin içinde mısır şurubu olduğu halde kolalı gazlı içeceklerin, enerji içeceklerinin cipsin, patsın reklamı yapılabiliyorsa bu ülkedeki bilim adamları, devletin TRT'ye bakan bakanı, başbakanı, cumhurbaşkanı mesuldür. Allah indinde bunun hesabı vardır. Biz vatandaş olarak bunu duyuruyoruz. Dolayısıyla işte bunlarla 28 günlük tavuğu yersen, bakın tavuk dişidir. İçinde östrojen, prolaktin hormonu var. Doğuramazsın. Erkekliğin biter. Senin horoz yemen lazım. Şimdi bakın çocukların göğüsleri büyümüş. 10 yaşındaki bebelerin. İşte sebebi bu. Bu yeni değiştirilmiş bu hayvanların. Dolayısıyla artık yediğimiz yumurta da bunlardan. Yani bunun neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Tabii ki köprüler, yollar, işte havaalanları, bunlar yapılıyor ama bu milletin neslini yok ediyorlar. Ağır ağır bizi kurbağa sendromu vardır biliyorsunuz. Aziz Bey, bu ülkeye kurbağa sendromu uygulanıyor. Kiminle? Bir, Allah'la aldatıyorlar Aziz Bey. Muhammed'le aldatıyorlar. Sağdan vuruyorlar. İş başına getirdikleri muhafazakar devlet tarafından, işte şu anki iktidarı düşünelim. İçinde bilmeden araya yerleşmiş kripto kalemler ve uzman görünümlü şeytana hizmet edenler tarafından adam diyor ki aşı vurulmayan diyor, şeran diyor, işte bilmem ne cinayeti işlemiştir diyor. Ya sen kimsin? Bunun diyaneti var, fetva kurulu var. Hani kendi hapı yuttu ya, herkes yutsun diye uğraşıyor. Kendi aşı vurundu ya, herkes vurunsun diye uğraşıyor. Allah, Cenab-ı Allah adildir. Kimseye zulmetmez. Hapı da yutarsan, aşıyı da vurunursan o kime vurulacağını bilir bunun. Onun için bize düşen bağışıklık sistemimizi bozarak insan neslini yok etmek isteyen bu şeytan aklının uygulamalarından bir, devletin aldığı kurallar, iki, ferden ferde ebeveynlerin aldığı kurallarla kurtulabiliriz diye söylemek istiyorum. Hala bu ülkede florürlü macun tavsiye ediliyor doktorlar tarafından. Yahu Hitler florürü sulara kattı, insanları uyuttu 40 yıl Avrupa'da. Biz bunu sulara, diş fırçasının içine koyuyoruz. Amerikan Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yasakladı bunu. Bu ülkede bunları niye kimse konuşmaz? Hangi bilim adamı ne gün söyleyecek bunları? İşte ben buna üzülüyorum. Yazık, bu insanlar evlatlarının, çocuklarının yüzüne demeyecek mi? Baba, bu yalanmış bu korona. Varmış dün, bugün de vardı. Sen niye bilim adamı olarak çıkıp bugün bunun çare, bunu yapan, bağışıklığı düşüren şu mısır şurubundan, şu 28 günlük tavuklardan, şu rafine tuzlardan neden bahsetmedin diye soracaktır diye düşünüyorum. Allah var, hesap var, ahiret var, ölüm var. Femen yamal zerretül miskale hayran yara ila şerran yara. Zerre kadar hayrın ve şerrin mükafatı da cezası da bu dünyada da ahirette de sorulacak. Ben bugün pazar gününde evimde seninle bunları konuşuyorsam, temennasız olarak konuşuyorsam, ilmimin zekatını veriyorum. Evet, sağ olun. Ben kıyamet günü bunu elime alacağım, diyeceğim ki ben sıfır noktasında doğruları söyledim ya Rabbi. Senin Kur'an'ını, senin zeytin incir ekstratının şifa olduğunu, senin zencefil şerbeti içirin dediğinin, zencefilin kurkuminin koronayı koruyacağını,
Japonların, Çinlilerin bugün Veronica Bakabungo, yani bizdeki adıyla pelin otu, yavşan otunun aşıda kullanıldığını ve benim bunu üretip insanlığa kullandığımı ben söyleyeceğim. D vitamini alın diyeceğim. Yosun yiyin diyeceğim. İyot eksikliğinden kaynaklanıyor. Yosun yiyin. Bakın yosun, ceviz yağı yiyin, dereotu tozu yiyin, yalama tuz, bak alın burada. Şu kristal tozu yalayın. Bunda 84 mineral var. Ama ben bunu bu ülkede dedim ki Hazreti Ali burnundan Efendimiz tuz yesin, şifadır de dedim. Başkanlık öleci, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu 150 bin TL ceza yazdı, biliyor musunuz? Bu ülkede iyi ki savcılar, hakimler, hala vatan, millet, bayrak, devlet, mukaddesat hakkı savunanlar var da Allah'ın yardımıyla kurtuluyoruz. Onun için susturmak istiyorlar. Susmayacağız. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Koronadan korkma. Bağışıklığını düşüren bu gıdalardan kork ve maalesef bugün bir marketteki 12 bin gıdanın %90'ında faydalı demek asla mümkün değildir. Sadece bir şey söyleyeyim. 1500'e yakın emülgatörün, bakın 500'e yakını domuz türevlerinden yapılıyor. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Bakın bugün ekmeğin içinde ne var? Brom mu var? Ne var? Çinlinin kılı mı var? E920 sistein nedir? Kim anlatıyor bunu? Erkan Tan'la haftalık programında yaptık. Cumhurbaşkanı yasaklayın bunu dedi. Kara ekmek yiyelim dedi. Yapılmadı. Yetmez Sayın Başbakan dedik. 17 emülgatör var dedik. İnsan neslini yok ediyorlar dedik. Bak. Kaldırın bunları dedi. Vallahi kaldırılmadı bugüne kadar. Bu ülkede her şeyi Cumhurbaşkanı yapmayacak. Herkesin mesuliyetinin idraki içinde olması lazım. Farkındalığı olanlar, gerçek Kur'an'a ve sünnetullah'a inananlar, hacının, hocanın, çakma hocaların, cemiyetlerin cemaatinde değil de Allah'ın Kur'an'ının, Allah'ın Resulü, peygamberin yolunda gidenlerin, tamam mı, doğrultusunda olan farkındalığı insanlar, ben demiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ahir zamanda ümmetim 73 fırkaya ayrılacak diyor. Bakın Kütüb-i Sitte'de ahir zamanda ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri fırkayı Naciye kurtulacak. Ne zaman ahir zaman? Kısa böyle izah yapıyorum anlaşılsın diye. Küfrün dizbayı olduğu zaman. İşte bugün ırza geçirip tacizlerin attığı, Esrar Ereğin'in ilkokullara indiği, can güvenliğinin olmadığı bir dünya. Bakın bugün Fransa'da okullarda tacizden dolayı yüz binlerce kişi yürüdü. Bakın bunları görüyoruz. Haramla helalın karıştığı bir dönem. Bakın şu an haramla helal, ekmek yiyoruz, bismillah diyoruz, haram yiyoruz. Mayası domuz mu acaba? Bunu bilen yok. İşte bu zamanda farkındalığı olan 70'te biri kurtulacak. O birin içine girenler, işte ben diyorum bazen, teşbih yapıyorum. Benim 1,5 milyon üyem var. 83'te de milyonda 1,5 o bire tekabül ediyor. Diyorum bizi dinleyenler kurtulacak diyorum. Ne diyeyim? Yani hakikaten böyle. Ben her gün aziz kardeşim, bugün ikinci programım. Çok şükür 200-300 bin erişim sağlıyorum. Ve herkes Allah razı olsun diyor. Her gün bana onlarca kişi Yasin Hatim okuyor. Ha şimdi birileri bıyık altından gidiyordur. Hatim, Kur'an diyorum ya. Bugünkü problem ne biliyor musun aziz kardeşim? Ne hocam? Bugün Türkiye Cumhuriyet'le birlikte dedim ya, çaktılar bize. Kara ekmek yiyemezsin, sen köylü müsün? Attılar içindeki kebeği, kaburu, ruşeymi. Fayda beyaz ekmek diye francaldı diye içine 17 emülgatörle bizi. Ben 61 yılında Amerikan Marshall yardımı diye bugün yedim. Bak 60'tan bugüne 100 yıl. Yani 60 yıl geçmiş, bir bilim adamı ağzını açıp konuşmadı. İki elimiz yakalarında olsun, Allah sorsun. İki, tereyağı yiyorduk. Ben köyümde, Çamlıca köyümde margarini tenekeden çıkarıp o beyaz ekmeğe inek sütleri döküldü. Süt tozunu alüminyum çaydanlıkta, o da öldürücüydü oyun. İçirdiler ve o gün bugün hala bunlar satılıyor. Hiçbir bilim adamı konuşamıyor. Bugün kalp damardan ölüm oranı dolaşımdan %40'ın üstünde. Bu ülkedeki vallahi bu bilim adamları ölemez. Billahi ölemez. Tallahi ölemez. Neden? Haksızlık karşısında susup dilsiz şeytan oldukları için.
Onun için şekeri dediler kara şeker olur mu ya? Onu biz beyazlatalım. Ya dediler kaya tuzunu inek yer, keçi yalıyor. Onun içinden arındıralım, rafine edelim dediler. Bugün rafine ede ede onu rafine ettiler. Şekeri rafine ettiler, tuzu rafine ettiler. Faydalı her şeyi attılar. Posasını yedire yedire bu milletin posasını çıkardılar. Bir tane aydın okumuş bilim adamı görünümlü biri de ağzını açıp bir kelam etmedi bu ülkede. Bunları söyleyen tütün eksperi, orman endüstri mühendisi, siyaset doktorası yapmış Ahmet Maran kimi yapmalı bunları? Bir de Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Dinler bizi, yazılarımızı okur ama maalesef alt tabakada ihanet çemberi bütün gücüyle liyakatsız ve ehliyetsiz kadrolarla bu ülkenin altını oymaya, hükümete yanlış yaptırmaya, hükümeti kendine düşman ettirecek bir takım çıkışlarla, spekülatif ekonomik krizlerle bu oyunlarını devam ettiriyor. Onun için biz burada yapıcı konuşmaya gayret ediyoruz diye söylemek istiyorum. Peki biz ne yapmalıyız? Yani bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için az önce aslında bir değindiniz ama daha net bir şekilde anlatmak istersiniz belki. Ne yapmamız lazım? Nasıl detokslar uygulamamız lazım? Evet, ben şimdi buradan Necip milletime şunu söylüyorum. Bakın kesinlikle bir, Allah ol demeden sen hiçbir şey olamazsın kardeşim. O öl demeden de değil mi? İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. O diyor bir şey murad eder, düşünür, fikirleşir, geniş, ol der olur diyor. Bugün korona varsa bu ülkede Allah müsaade ettiği için vardır. Şartları uygulamamadığımız için vardır. Mesafeyi korumadığımız için vardır. Arsızlık, hırsızlık, namussuzluk olduğu için, ahlaksızlık, fuhşiyat olduğu için vardır. Bağışıklığın düşürüldüğü için küçücük mikroplar seni yenmiştir. Yani biz Allah'ın ve Resulullah'ın kurallarını uygulamadığımız için bu olmuştur. Hakiki mümin ve mümine taklidi imandan kurtulup tahkikiye dönmedikçe bu insanlığın kurtuluşu asla mümkün değildir. Kesinlikle. Dolayısıyla burada o bize kuralları göstermiş. Kainat şifahanesi Allah ve Resulünün bize müjdesiyle ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin devasını verdim diyor şimdi. Bu gerçek ortadayken beni nasıl korona öldürür, kanser öldürür veya verem öldürür veya SARS öldürür veya Coxsackie virüsü, Arbo virüsü yarın çıkarabilirler. Bunların hepsi var zaten bedenimizde. Dünyada Allah tarafından yaratılmış bu mikroplar. Yeniden yaratılmamış. Şeytan zaman zaman aldığım öletle bunu kullanıyor ve neticeleri bugüne getiriyor. Bir, demek ki Kur'an'a ve sünnete göre yaşayacağız. İki, kainat şifahanesinden kısa formüller. Halkımız bunu bekliyor. Bakın kainat şifahanesi madem ki ölümden, ihtilaktan başka her şeyin devası var. Ben denemelerimde şunu gördüm. Çinlilerin denediği yavşan otu, pelin otu ve renika bakabungu. Ben bunu ürettim. Ekstrat olarak ürettim. Alsın kullansınlar. Bakın Çinli bunu aşıda kullanmış. Bak çok önemli. İki, zerdeçal, kurkumin. Tamamen bedendeki bakterilere karşı pek çok virüslere karşı bilinmiyor daha. Araştırmalarını kimse yapmamış ki. Öldürücü özelliği var. Artı kök baharat şurupları. Bakın bu hastalıkların az olduğu yerlere bakın. Köksü bitkiler ve baharatların yendiği yerlerde korona diye bir şeyden kimse bahsetmiyor. Ya bugün Çin'de korona var mı? Yok. Yok. Hayat normale dönmüş. Bak adamlar bugün Çin dünyaya 120 milyar dolarlık bitki ihraç ediyor. Baharatlar, yavşan otu, zerdeçal, zencefil, bak. Artı kök baharatlar, artı yosun 12 amino asit ihtiva eden. Yoğun C vitamini. Efendim bu hap olarak alabilirsiniz 6 grama kadar kandan. Bunu kullanabilirsiniz. Amerika'da ve Avrupa'da bu kullanılıyor. D vitamini. Bunu kullanabilirsiniz. Ozon terapi. Kullanabilirsiniz. Artı kekik ya. Hiçbir şey yapmayın. Kekik alın. Türkiye'de 22 kekik türü var. İkisi kullanılıyor. Bilye kekik. Al suyunu. Yaptım bunların hepsinin tabletini, hapını, suyunu, sirkesini. Hani birileri konuşur ya.
Biz konuşmuyoruz, üretiyoruz. Bir de bu ülkeye istihdam yaratıyoruz. 750 tane 8 barkodlu Türkiye barkodlu ürün ürettim. Yüksek katma değerli. Bu devlet, bu cumhuriyetin görevlileri, başbakan, cumhurbaşkanı, bakanlar bizlerin heykelini dikmesi lazım. Nobel'e bizleri aday göstermeleri lazım. Biz soruşturmalardan başımızı alamıyoruz. Neden? Çünkü ülkenin içinde kripto hainler var. Hala bu dönmeyen bir türlü sapı bizden gözüken adı İbrahim olan Abrahamoğullar var. Bakın Salomonlar var. Bir de bunların köleleri var. Mevkiye, makama, vekilliğe, bakanlığa, başbakanlığa neler gördü bu ülke, ihanet gördü. Ben seni başbakan yapıyorum, bana ihanet ediyorsun. Olmadı mı bu ülkede bunlar? Cumhurbaşkanı yapıyorsun, olmadı mı? Ne ihtilaller gördük bu ülkede? Bilim adamları, iş adamları, rektör, kürsü, dekan, bilmem ne, bilmem ne kurul üyesi oldum, susacaksın. Susma, sustukça bir gün bu Allah'ın mikrobu gelir seni de bulacak. Buldu. Bulacak. Allah ol demeden olmaz, her şey onun emri kudretinde. 3420 sıralı Covid diyecek. Git Mehmet Uysal'ın burnundan gir şeye yerleş diyecek. Onu biraz gıdıkla. İroni yapıyorum. Bugün böyle oluyor bu. Oradan da nasibin varsa, güzel bir iş yaptıysan, aldıysan bunu, o sıra bir kediye dışarıda, köpeğe bir yem verdiysen, bir hayvana baktıysan, bir yetimin başını okşadıysan, eşine güzel davrandıysan, florayı koruduysan, böyle bir konuşma yaptıysan, haksızlık halde susmadıysan, diyecek ki oradaki güzel enerjisine de git diyecek, bunun oradaki faydalı bakteriyi o virüsü ye diyecek. Onun için sarımsak, benim aşım diyorlar, Maranki aşı vurur, ben niye aşı vurunayım ki? Aşı hasta olana vurulur, korunması gerek, ben kendimi koruyorum. Ben kaç taş köprü sarımsağını eziyorum 3 tanesini, 1 litre suya koyuyorum. Sabah öğle akşam suyunu içiriyorum. Çocuklarım soğan suyu içer, kekik suyu içer. Ben her gün kök baharat şurubu içiyorum. Gümüş suyu içiyorum. Dünyada altın suyu, gümüş suyu 4000'e yakın bakteri yok eden en önemli gümüş suyunu bütün insanlığa dezenfekten için. Burun içine çekin, ağız çekin, gargara yapın, makat temizliği yapın. Gümüş mendillerle çocuklarınızın kıçını, başını, memelerini kadınlar temizlesin. Vajinal makat temizliği yapsın. Beyin kodlarınıza uygun. Ama bakın Hitler 5 yıllık 2. Dünya Savaşı'nda ilaç yok, hiçbir şey yok. Sadece altın ve gümüş suyuyla bütün hastalıkları tedavi etti. Hitler'i yok eden zihniyet altın gümüş suyunu da yok etti. Bakın bu ülkede bir daha 50 senedir 60 senedir gümüş suyu konuşan olmadı aziz kardeşim. Yine bunu biz ürettik şirketler grubumuz olarak. Avrupa'ya ürettik. Bunların hepsi dünya gıda kodeksine uygun bitkilerdir. Bunların hepsinin birebir çayını imkanları yoksa, bire 10 sirkesini, bire 70 yağını, bire 100 tabletini, bire 500 olan da ekstratlarını kullansınlar. Kalan ömürlerini kaliteli, sağlıklı, huzurlu yaşamak mümkündür. Allah'ın verdiği ömrü uzatamayız. Ama verilen ömrü kaliteli, sağlıklı yaşamak mümkündür. En önemli bir şey daha söylüyorum. Bundan da kurtulmanın yolu bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Bağışıklık sistemi de insan bedeninde bağırsaklardadır %80'i. Bu da detoks dediğimiz ruhsal bedensel arınma, kozmik beden temizliği diye bizim 15 yıldır yaklaşık 200 bin kişiye 5 yıldızlı termal kür otellerimizde yaptırdığımız dünyanın en önemli kralları, şeyhlerinin, başbakanlarının katıldığı bu kamplarımızda 7 gün kalarak makattaki su vererek kalın bağırsağı, karaciğeri, safra kesesini temizlediniz mi? Yeniden dirilmiş gibi oluyorsunuz. Bağışıklığınız güçleniyor. Bütün hastalıklara karşı dirençli oluyorsunuz diye söylemek istiyorum. Amerika'yı keşfetmeye gerek yok.